yani Lanet tavuk ve eğlenmiş. Selam dostlar selam canlar Geçtiğimiz günlerde The Boys'un 4. sezonun bir fragmanı yayınlandı Ve o fragmanı izler izlemez direkt ben sizinle ufak bir fragman incelemesi Aynı zamanda kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum Ama ve lakin ben bunu yapmadan önce isterseniz size aşağıdan ufak bir like atıp Kanalda eğer yeniyseniz kanalı takip etmeyi ve Yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için Bildirim çanını açmayı unutmayın ki 40.000 olmamıza çok çok az kaldı Sizin de desteklerinizi ve beğenilerinizi gerçekten görmek beni aşırı derecede mutlu edecektir dostlarım. Şimdiden hazırsanız devam edelim. sahnede dostumuz Butcher'ın kendi ekibiyle konuşmasını görüyoruz ki aynı zamanda orada o sahnede gördüğümüz kadarıyla Butcher dostumuzun evlatlık oğlu olan Ryan'ı bizzat kendi öz babası olan Homelander'a teslim ettiğini görüyoruz ki dostlarım burada şöyle bir detay var ki geçtiğimiz sezonlarda Butcher dostumuzun karısının Homelander'la ilişkisi olmuş ve bu ilişkiden dolayı bir çocuk olmuş o çocuğun ismi de Ryan o çocuk da bu çocuk ve dostumuz Butcher'ın karısı ölmeden önce Butcher'a demiş ki benim oğluma sahip çık benim oğlum senin oğlundur ve başına bir şey gelmesine izin verme ama velakin lakin bu çocuk hata yaptı ve çocuğu kendinden soğutmak zorunda kaldı ve aynı zamanda dostlarım çocuk yavaş yavaş kendi babasının kollarına düştü ve biliyorsunuz ki babası tam bir sadist tam bir manyak ve herkesin içinden geçen bir psikopat ve son sezonda da hatırlarsanız dostlarım Butcher evlatlık oğlu ve Homelander arasında kalmıştı. Evlatlık oğlu son defa Butcher'a bir iyilik yapmıştı ve Homelander'ı da oradan götürmüştü. Tabii Homelander'ın bu çocuğu kendi tarafına çekmesi ve ona çok daha kötü bir örnek olması zaten beklenilen bir şey ama velakin... Bildiğiniz gibi Butcher'ın hata yapmak gibi yetenekleri olduğu için bu sezonda tam olarak daha neler gösterecek bize Tam bir muamma dostlarım. Ki bu kafasında solucana benzer ve sağa sola doğru kıvranan bir şey görüyoruz. Bu ne diye soracak olursanız şöyle cevap vermem gerekirse dostlarım bu bir parazit. Bu parazit bütün mutantların daha doğrusu süper güçlü olan herkesin vücuduna yerleşiyor ve onların süper gücünü emiyor. Büyük ihtimalle en azından kendi düşünceme göre. Parazit pek çok süper kahramanın bu sezon içine girecek ve içine girdikten sonra bütün herkesi yavaş yavaş güçsüzleştirmeye ve yavaş yavaş onları normalleştirmeye değiştirmeye başlayacak ki bu hikayenin içerisinde normal bir Homelander görmek bakalım bize nasıl bir duygu katacak. Çünkü süper güçleri olmadan Homelander normal bir insandan da çok rahat bir şekilde dayak yiyebilir. Aynı zamanda zarar görebilir ve çok daha komik durumlara düşebilir. Bakalım 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 dostlarım. Ki şu soruyu da sorduğunuza eminim dostlarım. Eğer bu parazit bu kadar güçlüyse neden onları öldürmüyor? Dostlarım bu Parazit bizzat Gen V ilacını çıkarmış olan şirketin ürünü. Yani bana göre soracak olursanız bizzat bütün süper kahramanları dostlarım yaratan firma onların nasıl bir hata olduğunu gördükten sonra onları öldürmek için bu sefer böyle bir antivirüs yaratmış oldu. Ama bu virüsün ne kadar etkili olacağını tabii ki de bize ilerleyen bölümlerde gösterecekler. Tabii sevgili dostumuz Butcher bunları kendi ekibine anlatırken aynı zamanda ekibinin ona karşı çıktıklarını ve artık ondan emir al söylemişlerdi ki bu sezonda Butcher zaten o yüzden konuşma yapıyor ve büyük ihtimalle ekip tekrardan Butcher'a yardım edecek ve birlikte tekrardan süper kahramanlarla savaşmaya başlayacaklar ki aynı zamanda bana göre soracak olursanız Butcher'ın kontrolünde olmayan ekip büyük ihtimalle Huy ve Starlight'ın kendi kontrolünde olacak ve aynı zamanda Butcher'la aralarında tatlı mı tatlı güzel mi güzel biraz da ihtiraslı bir tartışma başlayacak. Zaten Starlight'tan bahsetmişken bir sonraki sahnede bir yanda Homelander'ın kendi holiganları bir yandan Starlight'ın kendi holiganlarını görüyoruz. Bana göre soracak olursanız zaten bu kaçınılmaz bir şeydi ki zaten Homelander'la Starlight arasında sürekli bir çatışma olduğu için bu sezonda da yine büyük bir şekilde göreceğiz. Zaten iki grubun büyük ihtimalle bu çeşit çatışmalarını da göreceğiz ki iki grubun birbirine girdiğini birbirine girdikten sonra polisten ayırmaya çalıştığını da görüyoruz. Bana göre soracak olursanız dostlarım bu iki holigan grubu bir yerden sonra artık şiddetin dozunu çok daha fazla artıracaklar ve bence Homelander'ın tayfası ister istemez biraz daha vahşi olacak. Çünkü Starlight'ın tayfası biraz daha böyle durgunluktan biraz daha barıştan yana en azından kendi düşüncem. Ki zaten ardından bir sonraki sahnede Black Noir görüyoruz. Hatırlarsanız önceki sezonda dostlarım Black Noir ölmüştü. Homelander tarafından bizzat içi deşilerek öldürülmüştü. Black Noir'ın burada nasıl yaşadığı ile ilgili kafamda binlerce teori var ama aklım yatan şu an iki tane var. Bir tanesi büyük ihtimalle Black Noir'ı kopyaladılar. Yani sonuçta Volt'un elinde onlarca teknoloji var. Kopyalama teknolojisi neden olmasın ki? İkinci ve akla yatkın olan teori ise dostlarım. Büyük ihtimalle Black Noir ölmedi. Biz öldüğünü düşündük ama kendisi ölmedi. Kendisini Tam ölmek üzereyken kurtardılar ve kurtulduktan sonra Homelander onu tekrardan affetti ki Black Noir gibi bir karakterin direktman çöpe gitmesi yani hiç olacak iş değil ki zaten karakterin geçmişini görmüştük, yaşadıklarını görmüştük. Nasıl zorlu bir süreç içerisinde neler çektiğini görmüştük ki kim bilir daha neler neler göreceğiz. Ardından dostlarım süperlerin baya herkesin içinden geçtiğini, yaktıklarını, biçtiklerini hatta ve hatta öldürdüklerini görüyoruz ki bundan korkan bir abimiz de ki kendi Kendisini de Walking Dead serisindeki Negan olarak biliyoruz. En azından ben öyle biliyorum. Butcher abimizden yardım istiyor. Bana göre soracak olursanız iki teori var burada. Bir tanesi üst düzey bürokratları hedef alıyorlar bizimkiler. Yani süper kahramanlara tamamen düşman olmuş. Onların sadece ve sadece sorundan başka bir şey olmadığını düşünen ve onların yok olmasını isteyen bürokratları öldürüyorlar. Ya da dostlarım Butcher gibi süper kahramanları avlayan bir tim var, bir grup var veya bir kuruluş var. Süper kahramanlar da onları fark etti ve yavaş yavaş onları öldürmeye başlıyorlar ki büyük ihtimalle ikisinden de bir tanesi. Burada da dostlarımızın bir yere baskın verdiklerini ve orada bizzat virüsü bulduklarını görüyoruz ki büyük ihtimalle bu virüsü yayacaklar her yere dört bir tarafa kendileri de hatırlarsanız önceki sezonlarda gelişmiş V kullanıyorlardı ve bu V teknolojisi sayesinde süper güçlere sahip oluyorlardı ama en son bundan vazgeçmişlerdi ki bunun çok ölümcü olduğunu ve insan insanları baya baya öldürdüğünü görmüştük. Ki zaten aynı zamanda bu virüs yayıldığı zaman ve teknolojisi büyük ihtimalle hiçbir işe yaramayacak. Çünkü süper güçler ne yazık ki ama ne yazık ki bu virüs sayesinde oluşamıyor yani yok oluyor. Ki zaten burada da çok güzel bir gönderme var dostlarım. Hayvanların ve bileşeni alarak da nasıl süper güçler sahip olduklarını görüyoruz. Burada da baya baya deney tüpü misali kullanılan hayvanlara çok güzel bir gönderme. Çünkü günümüzde makyaj sektörü olsun ilaç sektörü olsun pek çok sektör. insanlardan bir şey denemeden önce direkt ben hayvanların üstünde deniyorlar ve o canım hayvanların baya baya canını yakıyorlar. O da benim içimi parçalayan büyük bir acıdır dostlarım. Ki şunu da eklemeden geçmeyeceğim dostlarım. Bu sezon bildiğiniz gibi son sezon olacak. Çünkü hikayeye göre Filgin Butcher abimiz bu hastalıktan dolayı kendisi ölüyor ve o yüzden kendisinin olmadığı sezona ve olmadığı bölüme neden bakayım ki diyorum ve burada da videoyu bitirmek istiyorum. Aşağı yukarı fragman incelemem böyleydi dostlarım. Belki gördüklerim, belki kaçırdıklarım, belki beğendiklerim, belki anlattıklarım, belki de anlatamadıklarım vardı. Sizin bu fragman, sizin bu sezon ve sizin bu fragman incelemesi hakkındaki düşünceleriniz nedir dostlarım? Aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.